Yeni bir köy sabahından hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy sabahıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün şu anda yukarıya doğru çıkıp sizlere sisli havayı göstereceğim. Dün bayağı bir sis vardı. O görüntüleri arkadaşlar kaçırdım sizlere paylaşmayı. Bugün de biraz daha sis var. Ayrıyeten güzel bir sabah kahvaltısı var arkadaşlar. Bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ben köyde sabah saatlerini hiçbir şeye değişmem arkadaşlar. O yüzden de her videomda 3-4 videomda bir köy sabahını sizlerle paylaşacağım. Bu güzel görüntüleri de arkadaşlar sizlerle yeniden paylaşmak istedim. Şu an sabah saatleri. Bizim bacadan çıkan dumanı görüyorsunuz, soba dumanı. Bayağı bir tutulmuş bu, iyice tıkanmış herhalde. Ne kadar kömürü görüyorsunuz arkadaşlar. Sabah saatleri, köyümüzün sessizliği arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar dün aslında çok güzel bir sis vardı. Yani buradan şu karşı binayı göremiyorduk yani. Öyle düşünün. Ayrıyeten de aşırı bir soğuk vardı. Bir şiddetli bir yağmur yağdı arkadaşlar aslında. Ondan önceki gün şiddetli bir yağmur yağdı. Bayağı bir yağdı. Çoğu yeri göllenmeye başladı. Ondan sonra havalar 18 dereceye kadar çıktı. 18 dereceye çıkmasıyla beraber ikinci günün sabahı da o sıcaktan dolayı öyle bir sis çöktü ki inanılmaz derece arkadaşlar. Köy sabah arkadaşlar. Sabah saatleri hiçbir şey değişilmez. Bu arada dereyi görüyorsunuz, kurudu. Bu derenin arkadaşlar suyunun kesilmesi, yani kurudu derken su kesildi. Kesilmesinin nedeni ise bu suyun geldiği taraf var arkadaşlar. Şu tarafa doğru taraftan geliyor. O taraflarda tarla sulamaları oluyor. Ya, tarla sulaması başka bir şeyler oluyor. Kesiyorlar. Oradan kestiği zaman su çoğaldığı için oradan da hemen suyu çekiyorlar. Tarla sürüyorlar, bahçe sürüyorlar filan. O yüzden şu anda kesilmiş. Şartımız devam ediyor arkadaşlar. Ponçuk. Ne yapıyorsun ponçuk? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çiçekle Fırat'ın yeri değişti. Çiçek Fırat. Arkadaşlar sabah kahvaltısını da paylaşmasam olmaz. Sabah kahvaltısında ne poğaçam ne onun? Poğaça. Poğaçam var. Neydi poğaça? Lor peynirinden. Kendimiz yaptığımız arkadaşlar. Lor peynirinden. Yok mu ya? Yeri koyuyorum. Daha önce yapmamıştın herhalde bunu. Yok. Ben paylaşmamıştım daha önce. Bugün ama hava çok soğuk. Gerçekten soğuk. Dün o sıcak olduktan sonra hava o sis kalktı ya. Zaten arkasından... yağmur olmayınca soğuk olur. He? Yağmur olmayınca soğuk olur. Aynen. İkinci günü yani yağmurdan sonraki gün o kadar değil de. Bugün biraz daha aşırı soğuk olur. Bugün çıkma yasağı da var.
baksana Antep'te ne olmuş? Patlama olmuş. Özel hastanede patlama olmuş. 8 kişi. Aman. Allah rahmet eylesin. Yakın bakımda yatarım. Bir tutam da tereyağı atıcım azmış. Sen yumurtanın şeyi koydun değil mi? Sarısını koymadın. Sarısı yok. Bak iki tanesini öyle koydum. Burada bir tutam tuz, bir tutam da şeker koyuyorum. Soba yandı. Ya koydun değil mi? Kabartma tozu. Kabartma tozu koydum bir tane. Onlar yarım yarım. Kullandım. Sana bir tane koydu kabartma tozu. Bir kabartma tozu koydum. Bir tutam şeker, bir tutam da tuz. Şimdi elim ben yazık ya. Niye? Vallahi. Yok bakın yatan 8 kişi. Hayatını kaybediyor. Oksijen tüpü patlamış arkadaşlar. Gaziantep'te buradan geçmiş olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Rabbim ailelerine sabır versin. Amin. İşte olacak, olacağın önüne. Geçemiyor. Tüp patlayıcı, virüsten ölücü. Geçemiyor. Zaten virüsten yatıyorlarmış bunlar hastanede. Kıvama geldiği nereden belli oluyor anne? Kulak memesi şeyinde yumuşaklığında olacak. Alabildiği kadar on. Yani şey onun tartılı değil. Alabildiği kadar. Geçen gün de halam da yapmıştı. Poğaçayı. Şeye durumu atmıştı. Durumda gördüm. Sabah ne güzel oluyor simit bu. Sabah kalksın da güzel oluyor. Geçen gün simit yapmıştın ya. Aslında o simidin tarifini de çok istedim. Çok güzel ama o da. Demek ki ben fazla detaylı paylaşmamışım bunu. Çok güzel. Pekmez de çok güzel. O belki detayları falan kaçırmışım arkadaşlar. Simitle ilgili. Yaparım sabah ne. İnşallah bir dahaki sabah köy sabah videosunda sizlerle tekrardan simiti paylaşalım. Ama tereyağlı simit var arkadaşlar gerçekten. Bizim burada yapılıyor yine. Ama nasıl bir şey yapılıyorsa tereyağla yapıyorlar anne ama yumuşak oluyor. Simit çok yumuşak. O bizim yaptığımız yaş gibi. Yaş maya var içinde. He. Yaş maya var, süt var. Yumuşak yapar. He, çok güzel oluyor. He. Oldu. Kıvama geldi. Şimdi bunu toplayalım. Bir elimi yıkayayım, verim bunu. Bunları toplayayım. Bekleyeceğim biraz hamur yoksa? Yok. Bekleyin. Hemen başlayacağım. Yapraklar iyi dökülmüş yine. Yapraklar dökülmüş bayağı. Vurdum yapraklar dedim dökülsün. Vurdum. Bence tabii ki yer bitirecek. Yapraklar döküldükçe arkadaşlar temizlik, döküldükçe temizlik oluyor. Ama çok güzel görüntüler de oluyor.
şöyle yağmuru yedikten sonra, dediğim gibi çok güzel yağmur yağdı ya arkadaşlar. Yedikten sonra bakın nasıl bahçede artık yeşillikler olmaya başladı. Tavukları bıraktığım zaman akşama doğru böyle tavukları bırakıyorum arkadaşlar. Öyle bir yemeleri var ki çatır çatır. Ateş! 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 Ateş, 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 ateş. Hangisinden? Lor peynir var. Evet, lor peynir. Biraz tuz, pul biber, bir de maydanoz. Pul biber de çok olmadı Mustafa yemez, yer diye. Ateşe yemek verdin mi? Ateşe vermedim daha. Bu birer hepsine verdim ama ateşe daha vermedim. Biraz daha verdim. Biraz yemek var onu ekmek koyup. Ay susamıyor mu? Var ha. Üstüne en son. Sonra, en son. Hı. Şeye, onu sürücüm sonra üstüne susam. Olmaz ki ya susam dökülür öyle. Bugün işe geldi, yoğurtları verdin. Yok daha gelmedi. Şey bugün Acarköy sırası. Geliyor ama sonuçta. Şey yasak var ya. Yasak olduğu için biraz geç geliyor artık. Bu iki gün geç gelir. Niye orada yasakta da çıkıyor kendi? Onun şeyi var. Belgesi mi? Belgesi var. Çünkü mecbur millete yoğurt götürürsün. Fırınlar filan açık herhalde. Fırınlar açık ya. Bakkallar filan. Bakkallar açık, fırınlar açık. Ama ne dışarı çıkmayası var, ne sipariş. Siparişle götürüyorlar, öyle sokağa çıkmayası var. Muhtar geldi. Var ya bu sokağa çıkma yasağı var ya. Bak şimdi televizyondan izliyor ya. Resmen dediğim hayat duruyor. Tabii ki. İşe gitmiyorlar. Şey ya. Allah yardım eylesin herkese. Ben daha önce diyordum şimdi sokağa çıkma yasağı çıkıcı. Bu millet nasıl bu kadar millet, o kadar şehirdeki millete peki nasıl çıkmayacak, buna nasıl engel olacaklar diye. Ne yapacaklar? Sağlık gerçekten. İçin. Sağlığımız için hani o devlet keyfine mi şey yapıyor? Bizim sağlığımız için. Aha virüsü o kadar çokalık ki Hatay birinci de gidiyor şimdi. Biz dedik Hatay'a hayatta gelmez. Çünkü havası güzel, yeşilliği çok, ağaçları çok, ne bileyim. Hani virüsten kaçamazsan kaçamaz. Bak en ufak bir örnek vereyim sana şimdi. Şimdi bir bakkala gitsen, ekmek almaya gitsen. Bu maske falan diyorlar da maske bence o kadar boş, etkisi yoktur. Maskenin her yerinden hava alıyor. Hava alıyor, maskenin her yerinden hava geçiyor. Zaten bu havadan bulaşıyor. Aynen. Yani öyle bakkala gittin ekmek almaya. Eşin gitti mesela atıyorum ki çocuğun gitti o gitti. Ne oldu? Ondan kaptı eve geldi kaptı. Yani bunun hiç kaçışın yoktur. Yani mecbur alışveriş yapacaksın, mecbur tabii gideceksin. Çocuk olan hani mutlaka. Köy gibi bir yerde mesela. Biri geldi yani kovamazsın. Git diyemezsin. İle geleceğiz. Selam aleyküm selam şudur budur. Dışarıda otursa içeri girse soğuk havalar mecbur içeri girir. Girdiği zaman ne olacak? Sıcak.
Gerece o evin içinde hava zaten pencereler kapalı. Hı hı. Heh, yoğurt geldi. Yoğurtlar verme zamanı arkadaşlar. Daha bu tarafa gidiyor. O bana tepsiyi ödücülüğünde... Sade yumurta sarısından mı? Yumurtayla biraz zeytinyağı. Yani bazen yoğurt koyuyorum. Buna hı. Yoğurt konmuyor, zeytinyağı konuyor. Zehra, hatırlıyor musun? Evet. Eskiden ablam bile gittik. Buradan sarma yapıp, bana sarması götürdük, orada yaptık ya. Orada arkadaşlar, bir arkadaşımız yorum yapmış. He. Ablamın evine gittik. Hazal'ın tövbe estağfurullah, yeğenimin ismini unuttum. Hazal'ın mı? Ablamın küçük kızının. Hasret Mira. He. Hasret Mira Hazal'ın kucağında. Ablan diyor, ablan demişler o mu? Hazal'a. Arkadaş. Yani bir kişi yapmış o yorumu da. Arkadaşlar tabii ki de öyle değil. Hangi video derseniz, şey yaparsanız, ablamın evinde diye zaten açıklama kısmında yazmışım. Zaten o ablası o bebeği istedi. Kardeşi olsun diye, kız kardeşi. Maşallah, onun için hiç indirmez. Hazal büyümüş ya. Hiç indirmez kucağında. Kız kardeşi oldu diye. Önce iki oğlu vardı, bir kızı. Anne siyah susam atmayacağım mı? Siyah susam dağıtacağım. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Siyah susamı da attıktan sonra fırına atacağım. Fırına gidecek. Bu tepsiyi de yaptıktan sonra. Al kızım. Bu atılsın, onu yapacaksın şimdi. İkisini bir ataydım. Olur ikisi de. Ben ya. Yok, az bir şey zaten kızım. Çok değil. Bak, böyle yumuşak olduğu zaman poğaçası da yumuşak olur. Hamuru mu? Hı hı. Ben de sığara bile yiyeyim sonra. Aslında böyle poğaça tarzı yaptığım zaman kahvaltıda mesela fazla yanında şey yapmayacağım mesela. Kahvaltı? Sigara böyle falan diyor ya mesela. Kahvaltıda yapmıyorum. Bunu yediğin zaman kahvaltı yapmıyorum. Yarın da kısmet olursa simit yaparım. Sabahleyin güzel olur. Ama simitin hamurunu erken yoğurmam lazım. Biraz o eşleyeceğim. Fazla değil. Ayarlı. Sen daha iyi biliyorsun. Sen daha iyi biliyorsun. O fırını... 180 dereceye ayarlayayım. Bunun bu şekilde tatlı da var ya. He. Hatırladın? Bu şekilde tatlı var, bir de bizim fıtayır var. O tatlı sadece tatlı şeyle, fıstıkla, fındıkla, yani Antep fıstığıyla olur. O şerbetli suyun içine giriyor. Önce yapıyorsun, sonra kızartıp tatlı şeyin içine koyuyor. Şerbetini yapıyor önceden soğuması için. He. Lokma tatlısı gibi. Biz buna ateş kadayıfı diyorduk ona. Taş kadayıfı da güzel oluyor. Mesela çarşıya gidemiyorsun. Hemen yap çocuklarını yesinler. Doğru. Ama taş kadayıfı dediğim içine böyle ceviz, fıstık. Antep fıstığıyla ceviz. En hepsi çok, olur sadece. Bir de şey, o lor. Lor da çok güzel oluyor. Ona kaymakla lor karıştırıyorlar. Çok güzel oluyor. Esas o kaymakla olur. Thank you.
Tavuğu hemen pişer zaten değil mi? He. Şey yok, gözü yok ki. İçinde yumurta var, yoğurt var. Yağ var, bir şey yok kızım. Sertleştirecek bir şey yok ki. Almanya İtalya'dan daha yüksek can kaybı. Almanya'nın can kaybı İtalya'dan daha yüksek. Almanya'dan ne kadar? 700. 5 mi dedin? Ya, Almanya İtalya'da 764. 600. Yok 700 abi. Allah Allah. İspanya'da. İspanya'ya var. Ha. 50 bine olan. O da şu var tabii. Ve zahter salatası arkadaşlar. Ne var içerisinde? Ne vardı? Domates, salatalık, soğan. Bir de zahter. Ben yaşını fazla çubuklu diye kurusundan da kattım. Tuz, pul biber, nar eşkisi, limon koyuyoruz. İsteyen içine zeytin de koyuyor. Zeytin daha güzel oluyor. Salata zaten şey, Antakya'nın kahvaltılarında hiç eksik olmaz. Bu zeytin yanından koyma, asıl zeytin yanından koyma. Normalde Antakya'da her salatadan yapılır. Ne yeşil zahter diyor, yeşil. Ne yeşil zahter mi? Biz zahter diyoruz ama kekik salatası. Çekirdeği çıkıyor bir. Hı. Anne onu üste koysana, altına da bunu koy, ikisi bir pişsin. Yok o pişsin, altı üstü bir pişsin. Orada bir pazarmış ya. Bu bizim kendi yaptığımız zeytine tatlandı. Ve bunun ardından bir de soğanlı tuzlu yoğurtlu arkadaşlar. Bu limonun sululuğuna bak. Bu da bahçeden. Bizim bahçeden de mi? Yok. Komşu verdi onun bahçesinden. Yoğurdu ne zaman yaptın anne?
Geçenler yaptım ya. Şey yaptığımız değil mi? He. Kaç kavanoz çıkmıştı? 7. Maşallah. Bizim karşıdaki ağaç arkadaşlar. Orada tam kuşların toplama merkezi gibi bir yer. Çok güzel kuş sesleri var. Şimdi gidip oraya çekim yapmak istiyorum. Oradan hemen kaçıyorlar beni görünce. Ama ondan önce de şimdi tuzlu yoğurt tovama gelmiştir. Soğan yanına ne koydun anne? Sadece soğan, asıl zeytinyağı, tuzlu yoğurt. Pul biber de koyuyorum. Evet, pul biberden biraz süt gibi. Evet. Biz böyle bu yerleri oldu bitti, biz bunu severiz. Çok aşkı, özellikle ben. Anne bence biraz daha tuzlu yoğurt çok. Dur, koyacağım. Tamam. Eriyor ya tuzlu yoğurt sıcak suyla. Bu kadar. Şey olduğu zaman iyi olmuyor. Biraz daha katı olsa daha iyi. Yok olsun, fazla olsun. Yani bitmese de yeniyor sonra. Şimdi sonra soğudu mu donar. Sizin köyde bunu kaşarlar yiyor artık yani. Biz bunu, bir de şeyi, zeytin, yeşil zeytin yok mu? Biz yeşil zeytini de şeyle yaparız, samırsa. Asıl zeytinyağı. Aynen, zeytin de kavruluyor. Kavururlar, yerler bizde öyle. Eskiden rahmetli çok babam bize yapardı. Kendi doğurur, yerli yapar bize. Sıcak olduğu için. Sen yanı olsun. Arkadaşlar, güzel bir köy sabahı ve güzel bir köy kahvaltısıyla beraber bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun.